Mersiye, birinin ölümü üzerine duyulan teessürü ifade etmek için yazılan manzumedir. Mersiyelerde şart olan tesirin gösterilebilmesi için yazanın candan, yürekten müteessir olmuş bulunması lazımdır. Öyle olmazsa Mersiye diye yazılan o mısraların mezar taşlarını karalayan ısmarlama tarihlerden farkı olmaz. Nazım ve Eşkali Nazm ünvanıyla 1911 tarihinde tab ettirmiş olduğum naçiz bir eserde bu bahse dair şu satırları yazmıştım. Bazı vefat tarihleriyle kabir kitabeleri vardır ki bunlar mezar taşı ısmarlanır gibi bir şaire sipariş olunur. Biçare şair asla tanımadığı merhumun meziyat-ı güzidesinden bahseder ve ruhi mağfurunu cennete sokacağım diye fi sebilillah uğraşır durur. Kabir taşları gibi soğuk birkaç beyit yazabilirse meyyitin velisine tutuşturup elinden yakasını kurtarır. Hemşirezadem merhume Fatma Vediullah'ın irtihali dolayısıyla yazdığım tarihli bir mersiye. Makdemi sadi meserret başı baherzademin, şevki diger verdi de kalbi şurur abadıma, beş vakit amin ile yad eylerim tarihini, hıfz-ı kudsi kadire olsun vedia Fatıma. Hicri 1325. Kıtasıyla doğduğun tarihi yazmıştım senin, şimdi zapt etmek ne müşkil irtihali ahsenin. Validi gurbet kararından emanettin bana, ben vedia ismini vermiştim evladım sana. Sen idin bir sermedi feyzi baharı ömrümün, çehre-i safında daim neşvezarı ömrümün. Ey samimi ruhumu tenşit eden dilber melek, gıpta etti manevi ezvakıma zalim felek. Pençesi bir derdi bi dermanın oldu dil hıraş, kıldı gülbün kameti valam mecburi firaş. Bir devadan afiyet kesbetmedi derdi rien, olmadı bir veçhile kabil helasu tebrien. Bir hazani renk çökmüşken ruhi gülgünuna, güller açtı öksürük her dem lebi pürhununa. Doğdu da Allah'ına kalbinde esvak-ı suud, mahzi ruh oldun tamamen eyledin mahvi vücut. Vermemiştin bir zaman sen ruhsatı gaflet dile, azmi vahdet eyledin eskar ile tevhid ile. Ey benim çarh-ı fenadan afil olmuş yıldızım, haline arami kalbi ruh olan öksüz kızım. Rühletinden anladım ki hatırın gafil değil, cismin afil olsa da ruhun senin afil değil. Adne uçtun sen de biz kaldık payinde kaygulu, bisteri gufranda artık istirahat et uyu. Dağdarı hasret oldukça dayın didarına, hak seni meclayı eltaf eylesin envarına. Düştü bir tarih kayde mevti suzişnakini, ceddenin ağuşu yavrum sardı cismi pakini. Hicri 1347. Merhume büyük annesinin kabrine gömülmüştü. Eski Türkler Mersiye makamında sagu tabirini kullanırlardı. Sagu sağmak, Mersiye söylemek demekti. Şimdi de Konya taraflarında Mersiye için ağıt, söyleyene de ağıtçı diyorlar. Mersiye denilince bir de Seyyid-ü Şüheda Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın feci'ay-ı şehadeti dolayısıyla yazılan teessürnameler hatıra gelir. Şu manzume gibi. Şehid-i Kerbela'ya, ey seriri iptilaya şahı bi efser Hüseyin, serfeda yanı tariki kurbete server Hüseyin, böyle ya deyler seni kalbi elem perver Hüseyin, Necli Zehra, Şibli Hayder, Sıpti Peygamber Hüseyin, Ceddi Pakin, mail olmuştun rukuybi duşuna, fer verirdin validi zişanının ağuşuna,
Hazreti Fahrül Betül'ün sine-i pür çuşuna, cismi pür nurunda el-hak, zinet-ü ziver Hüseyin. Ah o cismin re'si maktun olup avaresi, gerdeni mazlumun oldu hake kan fevvaresi, hununun her katresi bir sönmez ateş paresi, muhterik hala o ateş pareden diller Hüseyin. Zulme tabi olmadın, dünyaya oldun hak nüma, bir cihani hırsa karşı durdun ey merd-i hüda, hakkı ila etmek üzere kendini kıldın feda, odu tavrun salikanı hak için rehber Hüseyin. İndirası şer-i garranın koşup imdadına, sine gerdin ihtirasın savleti bidadına, bakmadın hatta bu yolda sevgili evladına, can sipari azmin oldu asgar-ı ekber Hüseyin. Lali pakin bulmamışken hayliden bir katre su, incila etmiş iken zatında sırrı vahdehu, etmedin Allah için ehli şakaya serfuru, oldu halinden numude maye-i haydar Hüseyin. Her cerihandan temevvüç etti bir deryayı nur, oldu her mızrak teninde pür tecellü nahli tur, kesti son serrişte-i hestiyi şemşiri sürur, böyle açtı ruhi bi kaydın senin şehber Hüseyin. Süllemi mirac olup zahmi teni mecruhunun, Kerbela bir kurbi ev ednası oldu ruhunun, cilveyi aşık nüvazı eyledi sübbuhunun, zatını bir lütfi alülal ile mazhar Hüseyin. Ceddi kutsi hilkatin şah-ı risalet aşkına, Murteza-yı kibriya zehra-yı ismet aşkına, daderi ekrem o sermesti şehadet aşkına, eyle tahir bendeni babında bir kanber Hüseyin. İran'da Mersiye Tanzimi ile en ziyade şöhret almış olan şair Muhteşem-i Kaşani'dir. Muallim Naci onun hakkında bir vela perveri insaf şiar olsa dahi, nazm-i eşarda hem kevkebe-i hakani, yazdığı Mersiye'yi neşredemez şerminden, var iken Mersiye'yi Muhteşem-i Kaşani demiştir. Hadigatü's-Süeda sahibi Fuzuli de dahil olduğu halde Türkçe'de en çok Mersiye yazan Kazım Paşa'dır. Vak'a-yı Kerbela'yı tasvir eden bir mesnevisiyle Müteaddit Mersiyesi Mekalid-i Aşk ünvanlı bir kitap olarak neşredilmiştir. Sakızlı Nevres'in, Tebrizli Muallim Feyzi'nin de Türkçe hazin mersiyeleri vardır.